Herkese bayram sabahından günaydınlar, merhabalar arkadaşlar. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Yüzümüz gözümüz şiş. Sen de bayramı kutlamak ister misin? İyi bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Saat 2'de yaptık, 5'te kalktık. Ben 10 dakika uyumuş ki kestirmiş. Aynen, ben dedim ki aslında çok da kötü değil ya, sanki uykumuzu aldık falan. Mısır diyor ki, yok ya ben diyor 10 dakika önce uyumuş gibiyim diyor. Ama yapacak bir şey yok, bugün bayram. Evet, sen biraz gece uykuna geç düşkünsün o yüzden. Gece geç yatıyor, her bayram böyle. Dün sağ olsun Musa ütüyü yaptı. Ütümüz vardı işte, ütülenecek tişörtler, elbiseler falan vardı. O onları yaptı. Dışarıdaydık, Arife olduğu için her zamanki gibi. Ben de işte çamaşır falan ser, saati 2 ettik. Sonra işte götüreceğimiz malzemeleri hazırlarken falan daha da gecikti artık. Yani yattık kalktık ama benim gözlerim biraz böyle pul biber serpilmiş gibi yanıyor. Bir tuhaf oldu. Neyse şimdi Musacığım beni annemlere bırakacak. O namaza gidecek. 5.57 miydi? 16.17 kadar. 5.38. Ay indiriyorlar. 5.38 şu anda saatlerimiz. 5.36'da. Aynen. Ben de annemlere gidiyorum. Bu bayram ben çok bir şey yapamayacağım. Yani yapabilecek gibi durmuyorum aslında. Ama bakalım. Normalde her bayram her işi yapardım. Bir çocuk olur küçük. Şunu getir, bunu götür. Getirip var, götüremem de hiç. Annem gün evine in çık daha zor merdivenlerden. Şey şunu uzat, bunu uzat. Öyle mi? Telefonu getir, telefonu götür. Bunu artık Mustafa anne yapıyor. Halacığım şarj aletini ver diyorum. Pıt 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 gidip alıp veriyor yani. Ona da yaptırırız onu. Bayramın ikinci gününden günaydınlar arkadaşlar. Biz kalktık, hazırlandık. Kayınvalidemlere gidiyoruz. Hem bayramlaşacağız hem de hep birlikte kahvaltı yapacağız orada. Normalde vloguma dün başlamıştım aslında. Annemlere giderken kurbanımızı orada kestik biz bu sene. Ama hiçbir şey çekemedim. Telaşlar, işte yapılacak işler falan. Ben hiçbir şey yapmasam da, ortalıkta dursam da gerçekten ortalığın böyle size çekilecek gibi bir hali yoktu. Aşırı kargaşanlık vardı çünkü abimler oradaydı, işte biz oradaydık, dayımlar oradaydı. Böyle yoğun bir bayram temposu vardı açıkçası bizde. Bir de ilk defa bir bayram ben hiçbir iş yapmadım. Yani çok garibime gitti ve insanları gerdim. Onu fark ettim. Sürekli bir şey söylüyorum, sürekli. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bak şuradan tutman gerekiyor falan diye. Çünkü ben gerçekten bu işlerden güzel anlarım. Kendimi övmek gibi olmasın değil mi Musacığım? Kötü müyümdür evet, bu konuda? Bu konuda gerçekten çok iyiyimdir. Asla hiçbir şeyden tiksinmem ve yaparım. Ama bu sene işte son zamanların oturma, kalkma, eğilme falan dedikleri için ben çok sıkıldım dün. Böyle afakanlar bastı, böyle rahatsız oldum gerçekten. Ama şimdi çıktık. Çıkacağız pardon. Hazırlandık, çıkacağız. Dün annemlerle bile o telaştan bayramlaşmadık. İşte kayınvalidemlerle bayramlaşacağız. Annemlerle bayramlaşacağız. Ondan sonra büyük bir ihtimal evimize geliriz zaten. Bu bayram gezip tozmayacağız. Değil mi Musacığım? Belli olmaz. Ne yapıyorsun hayatım? Şunu döküyorum ya. Tamam hadi çıkalım mı? Çok acıktım. Ne olsa da o anımıza daha çok önemli bir şey yapmak. Bebeklerin yanında konuşmazsak ne olurmuş? Öğrenmiş olduk. Musacığım sabahtan beri bizi okuyor. Yaratıcıydım ama ölmüşler. Ama konuşma deneydi diye bir şey değil mi? Bırakın sadece Jose. Bazama ya. Ama Mustafa ı etmiş. Biz sıkma yapıyoruz. Bazlama sıkma. Getir güzel. Bayramın ikinci gününün kahvaltısı. Ama Musa'yı sıkma kaldırdı. Ben size onu söyleyeyim. Yoksa yorgunluktan kebap kalkabilecek gibi sabah değildi. He? Kebap yaparım. Kebap mı? Kahvaltı. İyi kendine sıkma yapsın. Ben dün makarna yedim. Yoğurtlu makarna. Hey akşam makarna yedim. Vallahi canım ya. Zaten patlıcan yedi. En iyisi. Vallahi ben dün yoğurtlu makarna yedim. Mecmekli yaptıydım. Mutfakta bırakmıştık. Mutfakta devam ediyoruz bile arkadaşlar. Kayınvalidemlerden sonra annemlere gittik ama annemler el dışına bayramlaşmaya gitmişler. Aslında dün konuşmuştuk. Çok da kararlı değillerdi. O yüzden belki gitmemişlerdi diye direkt aramadan gittim ben. Ama döndük kapıdan. Eve geldik. Yaklaşık bir 7 saat kadar Musacığım uyudu. Ama iyi oldu. Gece galiba beşik sallayacak ya da kendini bu rutin hayata alıştırmaya çalışıyor. Gece ayakta gündüz uyumam mı? Evet, gece ayakta gündüz uyumam.
Bir uyudu, bir uyudu. Artık ben kaç bölüm? 7 bölüm dizi izledim. Yani ben de öylesin artık patlamak üzereydim ve ses yaptım, uyandırdım. Şurası. Çünkü geldiğimizde bir 10-15 dakika kadar ben dalmışım. Klimayı kapatıp beni uyandırdı. Hava çok sıcaktı. Sen de üşüdün diye ben kıstım. Halbuki üşümemiştim. Çok rahattım yani. O klima kapanınca bana bir sıcak bastı. Uyandım. Sonra kendi 7 saat uyudum. Saat şu anda kaç gerçekten? Saat 7.45. Evet, yani biz bir gibi plan eve geldik çünkü. Ondan sonra uyudu. Bu arada kayınvalidemlerden sonra annemlere gittik. Oradan da AVM'ye gittik aslında. Çünkü bazı beyefendiler, ben de yaptım o hatayı da, çekim kıyafeti almadık biz henüz. Doğumdan sonra Allah izin verirse bir tersliğimiz olmazsa aile çekimi yaptıracağız bebişimizle birlikte. Bebişimize yeni doğan çekimi, bize de aile çekimi olacak. Ama biz bir şey bulamadık. Yarın akşam gideceğim. Tekrar. Bugün çok yorgunum, karar veremedim. Aynen, tekrar gideceğiz. Ben aslında buldum İstediğim gibi bir kıyafet, ama onda da tek bir beden vardı ve o bana olmazdı. 36 bedendi. Yani doğumdan sonra ister istemez hala o kısacık bir süre zarfı içerisinde. Çünkü bir hafta 10 gün içerisinde o çekim yapılıyor. Tabii ki de kiloların gitmeyecek, gideceğini çok fazla düşünmüyorum. O yüzden geniş salaş bir şeyler de almayı planlıyorum. Bebeğin kıyafeti de gelmedi, sipariş verdiğimiz. Benim elbisem yok. Babamızın kıyafeti yok. Çekim nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız artık. İnşallah yarın gideriz diyoruz. İyi, tekrardan buluruz. Aslında bayram öncesi bakalım diye düşündüm de, AVM çok kalabalık. Dedim ki bayramda bakalım, hani telaşımız, derdimiz ne. Ama sürekli salıyor ve bulamıyoruz. Bakalım. İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Şimdi akşam yemeği yapıyorum. Bilin bakalım Kurban Bayramı'nda ne yapıyorum. Patates kızartması. Çünkü bizim etlerimiz annemlerin orada. Dün o yorgunlukla getirmedik. Artık yemeğimizi yeriz. Onlar da gelmişler zaten. Hem gider bayramlaşırız, hem de kalan etlerimizi alırız. Sizde de oluyor mu? Birinci güne hiç bayramlaşma olmuyor. Evet, yani i̇şte, kurbanda işte. Böyle oluyor. Aynen. Yani, İkinci günü bayramlaşma. Bizde de öyle oluyor. Aynen. Dün aslında annemler dedik mesela bayramlaşsak herkes birbiriyle bayramlaşırdı ama yok bu. Yani bir tek gelemiyor. Çünkü aceleciler. Aceleci yani, değil. Acele davranıyorlar. Ama hiç bitsin dinleyenin şey değil. Acele değil. Hadi yemeği yiyelim. Bu arada ben artık son haftalarımda Musa'nın tişörtüne geçtim. Çok komik görünüyor ama çok rahat. Hep yapardı hamileler. Ama o kadar kilo verir. Bence biraz genişlemiş. Zaten bu bozuldu bence artık ben giydikten sonra. Aşk olsun. Neyse, şu yemeği hazırlayayım. Kızartmanın başında pişmeden. Ondan sonra devam ederiz. Benden uzun olmak için. Yaşlandın Emine. Yaşlandın abi. Arzusa geri gidiyorsun. Bunlar Ahmet Aslan'ın diğer dayıları. Söz arkadaşlar. Aygıt'ın söz arkadaşları. Hepsi tatilden geldi. Bu saate kaldı bayramlaşmaları. Şey, bir tane ablalar var bu arada. Bunların ablası yok. Liste. Bayramın üçüncü günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Saatlerimiz 10.30. Biz hastaneye gidiyoruz. Dün de gece saat 6'da mı geldik? 5.30, 6 gibi hastaneden geldik. Çok fazla ağrım oldu benim. Yani karın ağrım oldu aslında. Bir sancı gibi değil de böyle karnımda böyle hafif bir ağrı oldu ve o ağrı yaklaşık bir saat sürdü, geçmek bilmedi. Biz de korktuk açıkçası, gittik. İşte NST çekildi. Bir yerde hareketsizlik vardı. Sonra tekrardan bir serum takıldı. Tekrardan bir NST çekildi. Hareketler düzenlendi. Ama idrar yollarımda enfeksiyon varmış işte. O çıktı. Bir tane ilaç yazıldı. Başka da hiçbir şey yapılmadı ama doktorum her ihtimale karşı bugün tekrar çağırdı beni. Bir NST daha çekilecek. İnşallah bir şey yoktur. Çok yorgunum. Gerçekten yorgunum ve bitkinim. Halsizim yani. Musa da aynı. Çünkü gece saat 2'de gidip 5.30-6 gibi dediğim gibi çıktık biz. Biz bir prova yaptık yani. Evet. Ya normalde aslında çok şey yapmam. Hani acı eşiğim her zaman söylerim. Yüksektir benim. Çok böyle umursamam ama bu sefer bir farklı bir ağrıydı.
olacakmış bu da. Öyle söyledi oradaki hemşire. Olacak dedi, hani korkma. İyisin, bir sıkıntı yok, bebek de iyi. Aslında hani bir şey olur mu diye biz, hani benden ziyade bebeğe de bir şey olur mu korkusuyla gittik. Bir de Musa çok sordu. Şöyle mi, böyle mi, iyi misin, geçti mi? Dedim ki hani bir şey falan olur, bir gidelim olmazsa. Böyle bir macera yaşadık. Bayramın ikinci gününü, üçüncü gününü bağlayan gece yani. Bu da bize bir anı olarak kaldı. Şimdi gidiyoruz bakalım, tekrardan bir NST çekilecek, ne çıkacak. İnşallah bir şey olmaz ama iyiyim. Yani dünkü o çok kuvvetli ağrı kalmadı gerçekten. Durum güncellemesi yapmaya geldim arkadaşlar sizlere. Biraz şöyle saçıma başıma çeki düzen verdim. Sabahki halimden eser yok. Kendime gelebildim çok şükür. En son size NST'ye giderken çekmiştim. Çok şükür NST'miz çekildi. Ne bende ne bebekte herhangi bir sıkıntı yokmuş. İyiyiz. Dün gece biraz bizi korkutmuş aslında. Babasına azıcık uykusuzluk şeyi vermiş. Yani nasıl uykusuz bırakırım ben bu adamı? Tatbikat yaptık. Evet. Gelirse ne olur? Ne olur? Kamerayı unuturmuşuz. Bunu fark ettik. Yani o ufacık bir ağrıyla kamerayı unuttuysak doğum zamanı ben gerçekten bizi düşünemiyorum. Kesinlikle unutacağız. O yüzden Allah izin verirse bu vlogdan sonra zaten diyorum ki kamerayı arabaya koyarım ben. İnşallah o anları, çünkü çekmek, ölümsüzleştirmek istiyorum. Bu arada NST doğumhanede çekildi. Bugün bayram tatili olduğu için yaklaşık bir 15-20 dakikalık uzun bir NST çekiliyor. Tüm şikayetleriniz dinleniyor da herhangi bir şey görülmedi bende de. NST sonucum doktoruma da atıldı. Bayram tatili olduğu için kendisi de yoktu çünkü hastanede. Ama sürekli irtibattaydık zaten. Bir şey yok yani, iyiymişiz. Şimdi de böyle biraz toparladım, kendime geldim. Duşum falan aldım ama uyuyamadım. Bu gözlerimdeki yorgunluk gerçekten ondan. Bir türlü uyuyamadım. Sürekli bir şeylerle uğraştım. Çok fazla hareket etmiyorum bu arada. Hava sıcak. Bir de bayramın ilk iki günü, işte ilk günü ister istemez ayakta durdum. İkinci günü de biraz yoruldum falan desem, sıcak da etkiledi herhalde. Dün biraz sancım olmuştu ama şimdi İyiyim çok şükür ki. Hatta misafirlerimiz geliyor. Onun için böyle salona geçtik. Klimayı açtık. Ben de biraz saçlarımı yaptım. Ama boşa yaptım. Hava gerçekten sıcak yani. Boşa gidecek. Daha önceden haberleşmiştik arkadaşlarımızla. Bize geleceklerdi. Ben de iptal etmedim. Çünkü iyiyim yani. Herhangi bir sıkıntım yok. Hep birlikte artık oturup sohbet, muhabbet yapacağız yani. Bekliyoruz şimdi gelmek üzere onlardan. Misafirlerimiz gitti arkadaşlar. Bakın ben onlar gittikten sonra ne yaptım. Çantaları getirdim. Çocuk odasının kapısının önüne koydum. Önce bir kontrol ettim ama içini. Bunda biliyorsunuz zaten bebeğin eşyaları, alttakinde benim eşyalarım var. Birkaç parça da yine bebekle ilgili şeyler var orada. Buraya da kapı süsümüzü şöyle sardık Musa ile birlikte. Ve hastanede dağıtacağımız işte çikolata. Bunun içerisine kolonyası eklenecek. Şurayı da böyle düzenledim. Hediyeliklerimiz işte eve geldikten sonra verilecek çikolata, magnet ve mumlar. Bunları da buraya koydum. Bununla geldin, oynadın değil mi Musa? Neydi? İtiraf etti. Tırla. Evet, tır mı? İşte traktörle. Oynadım. Bu çünkü böyle düzenliydi. Böyle yani bir dedim hazırlık olsun. Ne olur ne olmaz. Musa'ya diyorum ki bak şunun ikisini kesin al. Sakın unutma. Tamam şey olmasa da olur. Bir acelesi yok. Ama ne bileyim, dün öyle birden gidince bugün biraz tedbirli davranmak istedim. Her şeyim hazır olsun istiyorum çünkü. Bakalım artık. Şöyle göstereyim dedim ama size ne göstereceğim. Şuna güzelliğine bakar mısınız? Mustafa Ali'nin Ahmet Aslan'ın hediyesi. Bayram hediyesi bunlar. Çok tatlılar ya. Bayıldık. Bugün bunları getirdi bize. Teşekkür ediyoruz artık abimize de. Bu arada arkadaşlarımız da şöyle bir takım almışlar. Bunu da çıkarttım. Yıkarım artık. Hediye olarak. Bebeğimizi görmeye geldiler aslında. Çünkü il dışındalar. Bayram tatili için Osmaniye'delerdi. Bize de ziyarete geldiler. Şöyle ikili bir takım bu da. Bu da ayakkabılarımız. Ne zaman giymek nasip olursa artık, seneye yaza mı olur? Büyük ihtimal seneye yaza artık. Tek tek adım atar o zaman da büyük bir ihtimal. Bunu hatta şimdi şurada ayakkabı çekmecesine koyabilirim. Şöyle düzenleyeyim de. Hah, bak ne güzel oldu. Neyi? Boy boy düzenledim. Güzel. İyi oldu.
Bakın onu unutmayayım, bunu unutmayayım derken puseti unuttuğumuzu fark ettik. Şimdi puseti söktük çocuk arabasının üzerinden. Onu da koyduk. Zaten onun içine de emzirme yastığını koymuştum. O da onunla birlikte. Artık hepsi tamam. Hazırız biz yani. Büyük bir ihtimal artık bu son vlog olur bence. Sence? Sanırım. Sanırım son, bence de son olur. Gibi. Bana da öyle geliyor. Ben artık dün, gideceğim. Dün kendi reddetti dün gece. Etti değil mi? Yaramazlık yaptı biraz. Gelin bak dedi. Hazır olun dedi. Akıllı olun. Bir tatbikat yaptı. Şey gibi ilkokullarda olan yangın tatbikatları. Aile tatbikatta eksiklerimiz çıktı. Çok fazla. Çok bilinçsiz. Böyle ne yapacağını şaşırmış. Öyle. Telefonu şarjı kalmamıştı ya. Hadi. Benimki bitmek üzereydi. Hadi doğum başlıyor deseydik. Yani eve gelmek zorunda kalacağız yani. Ya da yani ben geleceğim. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum artık. Şöyle soğuk bir soda içmek istiyorum. Çünkü biraz rahatlarım, iyi gelir. Balkona çıkacağım. Biraz da dinlenmiş olurum. Hem beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Dualarınızı benden eksik etmeyin. Hoşça kalın. Bye bye.